Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Andorra serimizin yeni bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. En son bölümde sizlerin de hatırlayacağınız üzere artık Fransa Savaşı'nın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyorduk. Şu anda Ruslarla beraber, aslında Rusların hiçbir etkeni yok da, hadi Ruslar da diyeyim bari. Artı %65'lik bir savaş zaferi skoruyla Fransızları mağlup ediyoruz dostlar. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma. Bin like işte, yeni bölüm etkinliği tabii ki de devam ediyor. Bin like attığınız takdirde direkt ben yeni bölümü yine yayınlayacağım. Bu yüzden videoya like atmayı unutmayın. Bir gündeki video sıklığı ve bu serinin kaç bölüm süreceği de aslında sizin ellerinizde diyebilirim. Şimdi yavaştan tekrar savaşımıza kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Artık Danimarka topraklarını yavaş yavaş bitirmemiz gerekiyor. Danimarka'dan Fransa'nın Danimarka'da sahip olduğu toprakları elimize geçirmemiz gerekiyor. Ve asıl önemli olan cephe tabii ki de şu anda Fransızların ana topraklarının olduğu cephe, yani Galya cephesi. Galya cephesini de yavaş yavaş artık bitirmemiz gerekiyor. Galya'dan artan askerlerimizi direkt İberya'ya yollayacağız ve kolay bir İberya fethi bizi bekliyor olacak dostlar. Gayet güzel. Aslında bu İberya fethi benim için çok manalı abi. Neden? Çünkü zamanında İsmail buradan 170 bin ordu çıkardı. Oğlum unutamıyorum lan ben o anı. Zamanında İspanyollar buradan 170 bin ordu çıkardı biliyorsunuz. O yüzden unutamadığım bir an abi bu seri adına. Evet dostlar, bu arada Andorra Levella toprağını kurtarıyoruz. Bir dakika. Bir dakika, Andorra Levella'yı kurtarıyoruz. Bu çok önemli bir an şu anda. Yani Andorra'nın gelmiş geçmiş böyle en değerli başkentini kurtarıyoruz şu anda. Andorra Levella toprağını. Hadi bakalım. Başka nereye saldıralım? Bak şuraya da artık yavaştan bir çıkarmamızı gerçekleştirelim bence. Ve şuradaki 10 bin asker, hatta şu Ege'deki 14 bin askerimizi yavaştan ben Doğu Akdeniz'e doğru sevk etmek istiyorum. Neden? Çünkü artık Ege'de herhangi bir toprağı kalmadı Fransızların. Ama Doğu Akdeniz'den sürekli buralara çıkarmalar geliyor. O yüzden artık yavaştan oradaki askerleri ben Doğu Akdeniz'e sevk ettim abi. Evet, asker basamıyoruz. O birazcık sıkıntılı bir durum açıkçası şu anda. Onun haricinde pek bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ruslar gene kaybediyor oğlum. Bir kere de kaybetmeyin yeter lan. Lan o kadar kurtardık sizi. Adamların zaten artık bir gücü kalmadı. 14. sıraya gerilediler. Artık kaybetmeyin ya. Yeter oğlum. Neyse. Devam edelim bakalım. Tamam. Şu 9300 askeri de çıkar artık. Tamam. Oğlum adamların toprağı kalmadı ki saldırayım. Her tarafını yedik adamların. Ham yaptık. Güzel. Güzel. Bizim için iyi giden bir seri şu ana kadar. Çok güzel. Şuradan da devam et abi saldırılara. Burayı da saldır. Buraya da saldır. Önüne gelen her yere saldır abi. Ya karşıda göz arasında Yunanistan'da bir yemek istiyorum da Fransa Savaşı'ndan sonra hallederiz onu. He, saldıracak yer kalmadı diyorum lan. Koskoca Afrika var ya oğlum. Afrika'yı görmezden gelemeyiz abi tabii ki. Çok fazla toprağı var Fransızların Afrika'da. Fransızların Afrika'daki yapılanmasını da bitireceğiz tabii ki de. Gayet güzel. Şöyle devam et abi saldırılara. Mısır'a doğru ilerleyemiyoruz maalesef. Mısır'a şu anda İran ilerliyor. İran halletsin Mısır'ı. Benim için çok önemli değil. Aslında ana hedeflerimizden bir tanesi de Cezayir'deki topraklarımızla Mısır'daki topraklarımızı birleştirmekti. Ama maalesef o pek mümkün olmadı abi. Hareket puanımız bitmişti. Turu atladım. Güzel. Yine bütün saldırılarımız başarılı oluyor. İberya'daki saldırılarımız da aynı şekilde başarılı oluyor gibi. Evet güzel. Hepsi başarılı oldu. Çıkarmamız da başarılı oldu. Ve Andorra Levella toprağını geri kurtardık dostlar. Tarihi başkentimiz Andorra Levella'yı geri kurtarmayı başardık şu anda. Gayet güzel. Gayet mutluyuz abi. Çok güzel. Afrika'daki saldırılarımız da başarılı oldu tamamen. Güzel bir tur geçti yine bizim için. Şimdi artık yavaştan burada bizim önümüzde bir yol açılmış abi. Kafkaslara giden bir yol açılmış bizim önümüzde. Direkt ben oraları da saldıracağım ve Kafkasları da alacağım. Ve tabii ki de o topraklar yine Ruslara gidecek. Bu arada İran'dan birkaç toprak almış şu anda Fransızlar o bölgede. Oralara birazcık sevkiyat gerçekleştirmek lazım. Hatta buradan da mümkünse sevkiyat gerçekleştir. Tamam, şu anda bazı cephelerde önümüz kapandı. İran ve Ruslar bazı cephelerde şu anda önümüz kapattı. Yani bazı cephelerde saldırma olasılığımız şu anda sıfırlandı. Yani aslında bu bizim elimizi rahatlatan bir durum diyebilirim. Çünkü çok fazla cephe vardı zaten. Bu kadar cephede aynı anda savaşmak zor bir iş, sıkıntılı bir iş. O yüzden bazı cephelerin açıkçası yanımızda olan devletler tarafından yok edilmesi bizim için artı abi. Bizim için iyi bir durum. Güzel. Şu 12.000 askerimi direkt ben çıkaracağım şuraya. Sen ikili saldır abi, ikiye böl. Sen de saldır, sen de. Geride kalan askerleri yavaştan ileriye doğru yollayacağım. Gayet güzel. Şurayı ikiye böleceğim. Saldır buradan da, buradan da saldır. Tamam. Yavaş yavaş artık İberya'yı bitiriyoruz. Galya zaten bitti diyebiliriz. Bu turda bitecek yüksek bir ihtimalle. Güzel. Danimarka cephesinde şu anda önümüz kapanmamış abi. Danimarka cephesinde saldırmaya devam edelim. Hatta şuradan da bir çıkarma yapacağım. Direkt ben gidelim abi şuraya doğru. Tamam. Atladık turumuzu. Afrika'dan saldırı yapmayı unuttum bu arada. Evet, bu arada Kafkaslar'da sağlam bir ordu basmışlar abi. Evet, Kafkaslara birazcık daha takviye ordu göndermemiz gerekecek. Oraya dikkat edelim. 15.000 ordular falan gördüm orada. Dikkat edelim abi oraya. Güzel, yine saldırılarımızın birçoğu başarılı oldu. Şimdi buraya takviye ordu yollayacağız. Dikkat edelim, orada gerçekten sağlam ordusu var gibi görünüyor Fransızların. Hatta mümkünse buradan da yolla. Buradan da yolla. Tamam.
Şimdi şuraya bir saldıralım. Şuradaki tehlikeyi, tehdidi bir yok edelim bakalım. Aslında şurayı ikiye bölersek daha iyi olacak. Aynen öyle. Tamam. Artık Doğu Akdeniz'de de 13 bin askerimizi yerleştirdiğimize göre Doğu Akdeniz'den herhangi bir çıkarma tehdidi kalmadı. Galya'nın son toprağı olan Mont de Marsan toprağını da bu turda elimize geçirmeye çalışacağız. Eğer elimize geçirirsek artık Fransızların ana toprakları yani Galya toprakları tamamen bitmiş olacak dostlar. Bu bizim için tabii ki de çok güzel bir haber. Yani yüzyılın en büyük haberi diyebiliriz abi. Fransızlar yani yeryüzünden silinecekler. Yeryüzünden silinmeyecekler de kendi ana topraklarından edilecekler. Sürülecekler yani abi. Göç etmek zorunda kalacaklar öyle söyleyeyim. Evet güzel. Turumuzu atlayabilir miyiz? Şurada da bir saldırı yapalım. Ha bir de Afrika var. Orayı yine unutmayalım abi. Bu sefer unutmayalım. Tamam. Bir de Afrika var. Afrika'dan da yapalım bu sefer saldırılarımızı. Şuradan bir ilerleyişi devam ettirelim. Buradan da aynı şekilde. Devam edin abi. Şurada denizde olan bir toprağımız varmış. Bunu da hemen çıkaracağım. Afrika topraklarına doğru. Şu 30 bin sen öyle saldırma abi. Öyle dümdüz saldırılmaz ya. Şöyle yapacaksın. 6 bin buraya. 6 bin buraya. 6 bin buraya. 6 bin buraya. 6 bin de buraya. Çevrendeki... saldıramadım lan. Yanlışlıkla tur atladım. Lanet olsun. Neyse sıkıntı yok. Tamam. Şu anda sanırım Fransızları Galya'dan tamamen sildik abi. İberya'da da topu topu 2 tane toprakları kaldı. Yavaş yavaş Fransızlar bitiyorlar abi. Çok güzel. Artık son güçlerini de o Kafkaslarda harcayacaklar çok büyük bir ihtimalle. Şuraya birazcık asker yollayacağım. Geri kalanı buraya gitsin. Buraya da saldır. Buradan da saldır. Afrika'yı artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Afrika'daki topraklarının sonuna doğru geliyoruz Fransızların. Aslında genel duruma bir bakarsak sadece Afrika'daki topraklarının değil, Fransızların bütün topraklarının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gayet güzel. Devam et abi şuradan. 3'e böleceğiz burayı mecburen. Az sayıda asker olsa da mecbur bölmek zorundayız. Şuradan devam edeceğim şimdi. 2'ye böl buradaki toprakları. Toprakları bak. Yine toprakları dedik oğlum. Oyunda toprak bölme diye bir şey yok lan. Oyunda öyle bir şey yok oğlum. İcat edilmedi daha. Şimdi şurada evet neyse ki burayı pakıtlamışız abi. Artık sarmışız. Sıkıntı yok yani. Orayı rahat bir şekilde alacağız. Burayı da pakıtladık diyebiliriz. Şuradan devam et abi. Tamam. Atladık turumuzu. Biz Afrika'da yaptığımız saldırıların birçoğu ve hatta hepsi başarılı oldu. Evet, güzel. Artık İberya topraklarını da tamamen bitirdik dostlar Fransızların. Gördüğünüz üzere Fransızların ne İberya'da ne Galya'da toprakları kaldı. Bütün topraklarını bitirdik abi. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi şuradan Danimarka topraklarına da bir saldırı yapalım artık Fransızları. Avrupa'dan tamamen silmiş olacağız sanırım. Sadece şurada Baltıklar'da birkaç tane toprak kalmış. Oralarda Ruslar bir zahmet halleder diye düşünüyorum. Şuradan devam edelim abi şimdi saldırılara. 8000 asker buraya yolla. 8000 buraya hatırlayacaksınız. Burada Fransızların ciddi bir gücü vardı. O gücü orada bitirmemiz gerekiyor şu anda. Şuradan denize bir ordu çıkaracağım ve Birleşik Arap Emirlikleri topraklarını, Fransızların ilhak ettiği Birleşik Arap Emirlikleri topraklarını elime geçirmeye çalışacağım. Buradan da aynı şekilde saldırılarımıza devam edeceğiz dostlar. Bu bölümde bu savaşı bitirmek istiyorum açıkçası. Video şu anda kaç dakika? 8 dakika olmuş. Tamam, rahat bir şekilde bitiririz diye düşünüyorum. Devam ederim abi şu şekilde. Devam et, devam et, devam et. Hadi lan bitirelim şuralara. Ha gayret. Şu Afrika'yı bir bitirsek aslında kafamız rahat edecek. Cephe sayısı azalacak. Avrupa'dan yaptık bir saldırı. Avrupa'da zaten saldıracak bir yer kalmadı abi. Şu anda açıkçası kafamız çok rahat abi. Şu anda kafamız bayağı bir rahat. Ama şuraya da bir orduları gönderirsek kafamız daha da rahat olabilir. 10 bin buraya. 12.500 buraya. 12.500'e buraya gitsin. Tamam. Atlayalım turumuzu. Güzel Danimarka yaptığımız saldırılarla başarılı oldu. Aslında aldığımız birçok toprağı zaten Ruslara geri verdik. Çünkü çoğu toprak Ruslarındı. Yani bizim hedefimiz zaten Fransızların ana topraklarını almaktı. Bizim birkaç tane ana hedefimiz vardı. Balkanlardaki topraklarla Anadolu'daki toprakları birleştirmek. İtalya'daki topraklarla Avrupa'daki toprakları birleştirmek. Bunları zaten çok rahat bir şekilde gerçekleştirdik. Sadece şeyi gerçekleştiremedik. Neydi lan o? Orta Doğu'daki topraklarla Kuzey Cezayir'deki topraklarımızı birleştirme hedefini maalesef araya İran'ın girmesi nedeniyle gerçekleştiremedik dostlar o hedefi. Yapacak bir şey yok artık. Olduğu kadar. Daha fazlası yani bu kadar toprağı fethettik oğlum biz cidden büyük bir iş başardık ya. Cidden bayağı büyük bir iş başardık yani Andorra Devleti olarak 177. sırada başladığımız bu seride, bu serüvende, bu zor seride kendimizi birinci sıraya attık. Şimdi de Fransa Devleti'ni yok ediyoruz abi yani. Gerçekten güzel bir başarı, güzel bir seri oldu. Güzel. Devam edelim abi. Oha. Oğlum orada çok sağlam ordusu var yalnız Fransızların. Ne kadar ordusu varsa orada. Şu anda bütün güçleri orada Fransızların yani yüksek bir ihtimalle. Şunları topla abi, topla geri çek. O çünkü oraya çok sağlam bir ordu göndereceğiz. Zaten şuradaki 45 bin ordu da oraya geliyordu ya. Niye gitmediniz oğlum? Geliyordunuz işte oraya doğru. Bizim sizden geçtiğimiz mi bitti? Oğlum bu ne?
Evet abi, Ruslar bana savaş ilan etti. Çok sıkıntılı bir durum ya. Barış istesek ne olur? Aha, barıştı. Ulan öyle bir rahatladım ki, barıştı be. Oh be. İçim rahatladı lan. Eyvallah Rusya, eyvallah Putin abi. Barışmasaydın da haddini bildirdik de neyse. Tamam abi, şimdi arkasından konuşmayalım o zaman. Evet, gayet güzel. Geçişini de verdi. Aferin lan. Yola gel. Aferin sana. 47 bin ordu buraya. 47 bin ordu buraya. Buradaki 19 bin askerimiz bir beklesin bakalım. Fransızlardan bize karşı bir saldırı falan gelirse cevabını veririz. Saldıralım. Tamam, güzel. O toprak da İran'a gitti zaten. Çok güzel abi. Bitiriyoruz gibi gibi. Bitmedi. %99. Hadi lan. Bir tane bir yerde toprakları kaldı. Nerede? Nerede kaldı abi? Şimdi ara. 2 saat şimdi onu ara var ya. Hiç uğraşamayacağım ya. Ha, şu mu? Bakayım. 2 taneymiş abi. Dur. Eyaletler haritasını açınca görebiliyoruz. Nerede tam olarak? Şurada bir tanesi de. Oğlum cehennemin dibinde toprağım var ama bu ne ya? Bu nedir ya? Neyse, 10.000 askerimizi oraya yollayalım en iyisi. Buradaki 10.000 askeri direkt oraya yolluyorum. Başka nerede toprağım vardı? Bir de şurada toprağım var. Orayı, evet, Ruslar aldı orayı, tamamdır. Biz de oradaki toprağı alıyoruz ve yavaştan Fransız Savaşı'nın sonuna geliyoruz dostlar. Bu uzun savaşta %100'lük bir savaş zaferi skoruyla Fransızların üstesinden gelmeyi başardık dostlar. Bu bölüm kaçıncı bölüm hatırlamıyorum ama bir dahaki bölüm yüksek ihtimalle final olacak. Bir dahaki bölümdeki hedefimiz artık şöyle bir toprak bütünlüğümüzü toparlamak olacak abi. İşte arada şurada bir Yunanistan olsun, Romanya olsun ki Romanya maalesef Rusların neyi oluyordu lan, vasalı. Yani işte burada kim var başka? Yunanistan yine burada toprağı var. Burada Etiyopya'nın toprağı var. İşte Afrika'daki bazı toprakları toparlayacağız. Belki bir İran savaşı olabilir falan filan vesaire abi. Bunları halletmeye çalışacağız bir dahaki bölümde. Şöyle bir tur geçelim. Ruslar yapsın bir barış antlaşmasını. Yapmışlar abi, tamam. İran yaptı mı? İran da yapmış. Bir tek şu anda biz yapmadık. Hemen biz de artık yavaştan barış antlaşmamızı imzalayalım dostlar, dilerseniz. Şimdi ilk hedefimiz tabii ki de hedeflerimizi gerçekleştirmek olacak. Elimizde 1059 adet yıldız var. Fransızların istediği yıldız sayısı 1644. Şöyle şimdi dostlar, hedefimizi gerçekleştirmek üzere, hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere toprakları alacağız. Öncelikle Balkanlardaki ve Anadolu'daki topraklarımızı birleştirmek üzere şu toprakları elimize geçiriyoruz abi ve Yunan Yarımadası'nda hemen hemen tamamen elimize geçiriyoruz. Ayrıca bir hedefimiz de yine dostlar, sizler de hatırlayacaksınız. İtalya'daki ve neydi abi? İtalya'daki ve Avrupa'daki topraklarımızı birleştirmekte. Buraları da yine aynı şekilde alıyoruz ve birleştiriyoruz. Tabii Fransa'nın topraklarını da alacağım. Fransa'nın topraklarını da birazını alacağım. Şöyle abi, şu şekilde. Şuraları da al hatta. Aynen öyle. Tamam mı? Şu fırça var mıydı burada? Yok dedim ya. Fırça olsaydı iyiydi. Neyse tamam, şöyle devam et abi. Artık Andorra'ya da bir sınır çekeriz abi ya. Andorra'ya da, Andorra Lavella toprağına da artık bir sınırımız olur yani bu barış antlaşmasıyla beraber. Gayet güzel. Evet, Andorra Lavella'ya geldik. İberya topraklarını alsam mı almasam mı şu anda kararsızım. Birazcık yıldızımız yeterse belki birkaç toprak da İberya topraklarını da alırız. Şöyle abi devam et. Şu ada bizim değildi zaten. Tamam. Güzel, şu şekilde. Başka? Şu topraklar benim mi oğlum ya? O topraklar niye benim? İlginç. Tamam, sıkıntı yok. Şuraları da alalım abi hemen. Şu şekilde şu toprakları da almak istiyorum. Tamam, güzel. Başka nereleri alabiliriz? Şöyle Kuzey Afrika'da sağlam bir şerit oluşturalım abi. Şöyle şu toprakları alalım. Ve Kuzey Afrika şeridini Andorra toprağına, Andorra topraklarına katalım abi. Şöyle şekilde Tunus'un tamamı, Cezayir'in kuzeyi, Fas'ın kuzeyi vesaire. Şu şekilde. Tamam. Tamam, güzel. Afrika için de bu kadarı yeterli. Başka neresi var mesela alabileceğimiz? Şuralar var. Buraları kesinlikle alacağım artık. Bunlar eski topraklarım zaten benim. Bunları kesinlikle almak istiyorum abi. Şu toprakları da alacağım. Evet, yıldızımız yavaş yavaş bitiyor dostlar. Şuraları da alacağım. Bunları da ver. Aynen öyle, şu şekilde. Tamam. Başka? Şuralardan da birazcık toprak alabiliriz aslında. Aynen öyle. Şurayı da al. Lüksemburg'u şöyle bir çember içine alalım. 85 yıldızımız kaldı. Onunla da şöyle Aragon topraklarını elime geçirmeye çalışacağım yıldızım yeterse. Kaç kaldı? 24 yıldız kaldı. Şurayı da alırsan abi 14 yıldız kaldı. Şöyle. Şurayı iptal... Yok, orayı iptal edince çok çirkin görünüyor. 5 yıldızla da şurayı alıyorum abi, tamam. Şöyle bir barış antlaşması teklifi yolluyorum dostlar. Bence çok güzel bir barış antlaşması teklifi oluyor ama bu savaştan sonra bir şey yapacağız dostlar. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Yani sınır güzelliğimizi bozan bazı toprakları vasal salacağız. Hemen şöyle yollayalım abi bu talebi. Barış antlaşması teklifini.
Gayet güzel dostlar, kabul edildi. Andorra Devleti olarak Fransızları mağlup etmeyi başardık. Bir dahaki bölüm tamamen sınır güzelliğimizi iyileştirmek adına yapacağımız icraatlerle geçecek. Bazı topraklarda vasal salmak olsun, işte İran'la vesaire savaş olsun. Bir dahaki bölüm tamamen bununla geçecek. Bir dahaki bölüm zaten %99 final olacak dostlar. Çok güzel bir bölüm oldu. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden de Discord sunucumuza katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.